ama bedava severim. Hani refleks beni çantayla vurmuş. Kaldırırken böyle kalmış. Babam adamın kafasına sandalye vurdu. Hani neden geldi? Gerçek söylüyorum, şaka değil. Ya illa kavga mı edelim? He? Dağıtayım mı burayı illa? Tek tek mi çıkalım yine? Başkanım. Adam gelmiş haber vermiyor. Ben de onun dükkanında bekliyorum. Değil mi? Klasik Umut abi geç kalır. Geliyorum der geç kalır. Hayır bir de gömlekle falan yattım. Kamera böyle aşağı. Mesaj mı? Aynen. Asıl sen ona tak. Yılın öküzü. Yılın öküzü. Çok güzelmiş. Evet şimdi... Toplarız ama ne olacak? Bu eczanelerde niye böyle bir hastalık var? Her şeyi uca koyup düşecek tribüne girme. Çünkü kalabalık göstermek lazım. Az ilacımız var. Neredeydi bunlar? Burada mıydı? O kadar garibansın yani ha. Geçen bir tane yaşlı müşteri geldi. Bir yürüyen mi, bir buçuk yürüyen mi? De pahalı dedi. Yağmur yağıyor burada. Nasıl paraları? Adamla saldırdı yine adam. Adamla bir başladı. Gitti de alacaklar. Ben de dalga geçeyim. Buna tamam, punt demiş buna. Köpek demiş. Tam da adamına söyledi. Hunt demiş ona tamam mı? Aklım mı köpürüyor? Lan adam bir götüm kaçıyor. Her şeyden düşecek. Bir tane adam geldi abi. Sen diyorsun yani. Özellikle söyledim. 6-7 senelik olay. Adam başladı konuşmaya ama konuşuyor. Dedim ki bitti dedim lan sen. İş beni hiç kutluş dedim. Aynı problem dedi hala konuşuyor. Buraya kadar şu güne kadar. Nifir kostat. Ya dedim en son dedim bir fil kostat ya alacak sana valla başım ağrı dedim. Niye küfür ediyorsun dedim. Ama adamın tipi abi belli bıyık. Böyle iğrenç gibi kepme. Sen dedim bana dalga mı geçiyorsun dedim. Madem Türkçe biliyorsun dedim. Bir de üste çıktım. Bir daha söyledim. Bir şey almadı tabii de. En azından rahatladım. Öyle rahatladım. Çok manyak da çok. Türkçe biliyor. Hala Almanca konuşuyor. Şeyi gördüm. Demek ki adamları bıktırmışlar ki Tunç abinin sağlık almamış. Sezonunda falan çabuk yardım. Yok hak ediyorlar. Ben çay koyayım yerim çayla. Böyle konuşacağız. Kamera küçük ya böyle göz kete ağız ağzı. Burada böyle. Bugün abi bu arada bugün bir videomuz paylaşılıyor. Saat 18'de. İzlersiniz artık. Siz oynuyorsunuz. Konuk oyuncu olarak. Sanki bir İzlediniz ya. Misiniz? Ben izledim çok beğendim valla. Mustafa sen beğendin mi? Aşırı beğendim. Oğlum gerçek soruyor. Hani sipariyette falan temizleşmişim. Senin. Ona çok güldü bak. Ama konuma giriyor. Orada da söyledim, üzere söyledim. Arkadan bir şey yok ya. İyi adam ya, onlar razı olsun. Aynen. Sağ olsun. Sağ olsun. Biz de onu istiyoruz misafir edin. Valla gelsin. Ağlayalım ya. Dedim ben de ona. Ağlayalım dedim. Bugün babuşun dükkanına geldik. Gördüğünüz gibi eczanesindeyiz. Hani neden geldi? Gerçek soruyorum, şaka değil. Yemin olsun. Valla sohbet. Ya gerçek soruyorum. Hayatımda gördüğüm şu an en saçma şey yapıyor. Muay Thai mi kickboks? Mai Tai. Mai Tai. Neden? Van Damme yüzünden. Van Damme ama... Van Damme'ın... Van Damme normalde tekvandodan gelmedi mi? Ben öyle diyorum. Bale. Falan öyle. Onun bir tane Tayland'da çekilen kickboksu diye film vardı ya. Matsuka, Topu, Beyaz Savaşçı. Belki de benim dövüş sporlarına ilgi alaka oradan geliyor. Benim oradan geliyor. Benim o yüzden hayat... Bir Rocky bir de o. Rocky kaç yılında var çekildi o film? Çok... 80... Filmin adı neydi? Kan spor muydu? 80 değil. Abi kickboxer ya. 90'lar falan. Yani kickboxer filmler değil mi? Filmin ismi kickbox. 90'lar. Tayland'da da kickboxer'ı çekmesi garantisi varmış yani. Ama bir tane gerçekten hani şeyle dövüşüyor, Taylı'yla dövüşüyor. Mesela Natsukao, Beyaz Savaşçı. Natsukao. Adamın mı adı Natsukao? Apple TV'de satın aldım ya. Çok ben bayılırım abi. Ya. İzleyeceğim onu bak. Suyun içinde kata yapıyor. O zaman... Orada karate yapıyor aslında. Suyun içinde film var ya, karman çorba. Abi normalde bir tane... Suyun içinde tabii bir tane karate. Teknik yok yani şey olarak Muay Thai tek falan yok da benim için sırf o filmde nereye gittiyse ben Tayland'da sırf o yüzden gittim. Hayatımın en büyük şeyi hep anlatıyorum. Abi benim bu müziklerime nereden geliyor? Saati nereden? Dedenden mi kaldı? Oğlum lan yeni aldım. Kasıyor. Alarmı bir de ışığı var. Çok iyi eski kasıyorlar var ya. Ben bayılıyorum abi. Ben de açık bir saat var kullanamadım. Doğru yolu buldum. Şey olmayınca normal. Bugün bana yazmışlar. Bir güreşçiye karşı mesela neyle kendimizi savunabiliriz? Öyle video istiyorlar bak haberin olsun. Bunu bana bir 10-15 kişidir soruyor. Tamam. Hepsinin bir güreşçi anısı var. Ben bugün spordan ziyade böyle normal gündelik hayatımızla ilgili bir şey soracağım. Böyle en saçma kavga hikayeni anlatır mısın bana? En saçma böyle. Dayak yediğin de olabilir.
Yok, en saçma hikaye yine eczanede 86 yaşında bir adama uçağa tekme atmaya çalıştım yani. 86. Ya yürüyemiyordu. En son hani refleks böyle çantayla vurmaya çalıştı ama gözümü döndürdü. Yani haklıyım. Hani vurmadım adama. 86 ya. Vallahi ya, en azından rakama saygın olsun. Yemin ederim ya, adamı boş ver. Ama şimdi şöyle bir şey, bu şeyle ilgili hani kavga dövüşle ilgili değil de. 86. Mesela bu ne kadar diyor, sordum. 4 euro diyorum, ooo. Bu ne kadar diyor, 40 lira mesela. 4 euro diyorum, ooo. Bir tane ilaç sordu, 350 küsür lira. Cialis 4 tablet. Ne kadar dedi? Dedim ki, hayır, götümden atacağım dedim. 5,5 euro dedim, ooo dedi. Oo. Koştum adamı vurmak için ama vuracaktım gerçekten. 86. Bayağı. Sonra böyle buradan kayarak ölüyordu. Bir de esnaf geldi, adam beni çantayla dövmeye çalıştı. Bir de babam çok güzel bir yine eczanede kavgamız var. Ya, bir tane efsane yani. Bir tane Rus geldi. Babam eski piremem, iğrenç. Geldi, çok sakin artık. Rus geldi, elinde içki şişesiyle geldi. İçiyor, ben karışmıyorum, içemiyorum. Klasik Rus. Yani beni rahatsız etmediği sürece, komşu yani müşteri rahatsız etmediği sürece sıkıntı yok. Saygısızlık yapmıyor, sorun yok. Adam istedi, bir tane el kremi istedi. Vicks pomatlar var ya, verdim. 10 dakika sonra geri geldi. Ben dedi, bunu iade etmek istiyorum dedi. Kullandın mı dedim, hayır dedi. Dayı açtı mı? Dayı değil, bu genç. Genç. 30-35 yaşlarında. Parmağı almış, sokmuş içinden, kullanmış. Neresine sürmüş? Beni ilgilendirmiyor, çıkarmış, sürmüş, götürmüş. Bunu da hiçbir şey ilgilendirmiyor. Hayır abi, kullanılmış yani, almış, kapatmış, bana geri iade etmeye çalışıyor. Ben bayağı sövdüm, saydım. Babam akşamları geliyor normalde. Babam araya girdi falan, yapmayın etmeyin. Şöyle yanlışlıkla hani adam şöyle yaptı, tamam bir şey yapmayın dedi. Babam adamın kafasına sandalye vurdu. Yani o güzel bir anıydı. Başka da yok yani. Baba ayırırken sandalyeyi vurdu yani. He, kavga sevmiyoruz. Kavgayı burada adı, anlarsın. Eczanenin adı ne? Yalı. Değiştir. Ne? Fight Club. Ya gerçekten ama biz normalde Allah korusun. Geçen ben geldim bir ziyarete. Yaşlı bir dayı geldi. Ama dayı da harbiden gıcık olmayacak gibi değil. Dayı konuşmuyor değil mi? Bir tavır yapıyordu böyle. Hiç konuşmuyor. Ağzıyla böyle bir hareketler yapıyor. Yani bir şey, ayar oldu. Ama bak bir şey soruyorsun. Hani ne desem? Dayı dedim sen ne yapıyorsun yani? Bir şey diyor mesela. Geliyor kendi kendine. Hocam kavga anısını boşver. Başka anıdan bahset. Senin var mı öyle? Askerlik anısı. Askerlik. Değişik. Mesleğim benim kavga etmesi. En saçma olan. En saçma diye bir şey yok ya. Kavganın saçması bu. Kavga ya var kendi abi mesela benim var mesela. Adam bir bardak viski için seninle kavga ediyor. Silah çekiyor, bıçak çekiyor. Daha ne olsun? Bundan saçması olabilir mi? Tamam, İçeri almıyorsun adamı. Doğru, aslında adam tüfekle geliyor. Niçin? Niçin ya? Bir bardak viski için mi anasını? Doğru söylüyorsun. Hepsi saçma zaten yani. Saçma olmayan yok ya. Adamın karısını elliyorlar. Saçma mı? Al sana. Adamın karısını elliyorlar. Şimdi bizim meslekte... Daha doğrusu benim yeni başladığım çocuklara lafım şeydir, empati yasak, empati yapmayın. Adamın karısını ellediler, onu ellediler, güvenlik dövüyor. Sen niye dövüyorsun? Bırak adam dövsün. Biz niye başımıza iş alıyoruz? 3 yıl bir mahkeme sürüyor, sabahın 10.30'da gidiyorsun ifade vermek için. Olay ne? Adamın karısını ellediler. Tamam, bu nasıl söyleyeyim sana? Hani bir kere, iki kere olsa tamam ama biz bunu binlerce kez yaşadığın için, yüzlerce kez yaşadığın için empatiyi yasaklamıştım ben. Şimdi millet belki şey diyecek hani yazacak adamın karısını ediyorlar adamın söylediği şeye bak. Değil. Tamamıyla yanlış. Dayağın dövdük de dayağın kralını da affediyorlar. Ama dediğim gibi bir gün şey neydi işte buradaydı ya karmalıydı büyük ihtimalle. Ellemişler yani. Güvenliği zor tutuyor falan. Adam geldi. Adamı dışarı çıkardık. Şudur budur. Çocuğa dedim sakin ol oğlum dedim. Bırak. Adamı zor tutuyoruz falan. Dedim şeyse dedim, şöyle bir gelin dedim bu tarafa adamla elleyene. Dedim gelin böyle dedim, tam şimdi ne yapacaksanız yapın. Kadının kocası falan bir şey dedi, ben mi döveceğim bunu dedi. Bana mı bırakıyorsun şimdi? Saçmalıksa alsana, saçmalıksa. Bundan daha saçması olabilir mi? Dedim ben mi döveceğim dedim ya. Yani. Herhalde diyor şimdi sizin mekan ne oldu diyor, bu adamı siz aldınız falan. Ulan ne bileyim ben karakter teslimi yapıyorum içeri aldık. Yani adam giyinmiş şık böyle bunun gibi bir adam. Bunun içinden ne çıkacak bilmez ki. Şeytan gibi ben şimdi çıkamadım ben. Yani, bazen kumaştan anlıyoruz. Kokudan anlıyoruz ama bazen işte bazen. Harbiden köpeğin şeyi ya. Köpekler birbirine havluyor. Aradaki şeyi çekiyorlar işte susuyor onun gibi. Aynen. Öyle aynen. Hikayeler var. Bak benim değişik enteresan oldu. Benim tabi lise şeyi de ama çok fena dayak yedim abi. Şunu tabi bir dayama anlatacağım.
okuldayım ben de lisede. Tam böyle bir ergenlik olduğu dönemler. Arkada kuzenim dedi. Geldi dedi, silah aldı, çak aldı, işte döveceğiz, çıkışta kavga var falan. Ben de endüstri meslekte okuyorum. Ve ortalama kişi başına düşen kız sayısı 50'ye 1'dir. Tamam, 50 doğru. Kişiye 1'dir. Adana'da mı? Manavgat'ta yok. Manavgat'ta. Burada. Evet. Çok azdı abi, hiç yok. Toplam 30 tane kız vardı okulda, düşün yani. Maşallah. Neyse. 400. Ne 400? Daha fazla erkeği. Daha fazla erkeğiz. Neyse. 0.4 düşüyor kişi başına. Abi gittin. Ben hiç böyle kavgada falan normalde çok fazla konuşmak istemem. Ben bir tane çocuğa vurdum. Çocuk düştü. Kaldırdılar. Çocuk iki hoca anlatmış, tamam mı? Lan kimse ses çıkarmıyor. Kavgarken böyle kalmış. Kimse ses çıkarmıyor. Bizi yürütüyorlar. O zaman ocak da çarşı içindeydi, biliyor musun? Tam çarşının göbeğindeydi. Ben Manavgat'a sonradan geldim. Normal. Bunlar abilerin, o zaman ben 16 yaşındayım, 15 yaşındayım belki. Abilerin de gelin dedi, sizi yukarı çıkartalım. Beni almadılar içeri. Kuzenimi tek çıkartıyorlar. Benim kulağıma da gelen oraya çıkan sağlam inmez, tamam mı? Harbiden de öyle bir şey varmış. Sen de delikanlılık yaptın. O zamanın abisi, işte, o zaman abisi dediğimde 25-26 yaşlarında. Bizden büyükler yani, arada 10 yaşında cüsse farkı var. Yok, ben de gireceğim dedim. Demez olaydı, içeri bir girdi. Benim kavga değil, beni içeri aldılar. Bunlar bir dövüyor. Hak etmişsin. Ben yani. Ama. Ben nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Şimdi biz kuzenime diyorum ki, oğlum diyorum bak hani bu şehir dışından bir yerde yaşadığını söyle, burada sevmiyorlar, buralıyım de falan insanlara şey yapma fazla. Yok diyor, onların kuzen falan içeri diyor, abisi diyor, bırakmıyorlar. Lan bir tane vur, beş tane. İlla içeceğiz. Bırakmıyorlar bizi. Neyse, baktım kuzenimin burnunu kırdılar, götürüp yıkıyıp getirip bir daha dövüyorlar. Bak. Temizliği bir daha almak falan versin. Çocuk kalmış. Ben ne yapıyorsun? Yani. Abilik yapın, barıştırın işte. Yani. Ben de... Bunları kendimize sakla, sonra içer güleriz. Ya şu tabi içki içmiyormuş. Hayatında daha. Sigara da içmemiş, içki de içmemiş. Hadi ya, sigara içmedin mi? Hiç. Ben de hiç içmedim, enteresan. Hiç içmedim. Nargile bile içmedim yani. Ben de denedim nargileyi. Öyle tipler var ya. Ben de hiç. Hiç değil mi? Ne güzel. Ben de nargile içmedim. Sigara ara sıra içmedim. Alkol yalan yok. Öyle. Ayda yılda diyeceğim de, ay bile değil. 5-6 ayda bir mi diyeyim? Yalan. Burak iyi içerim. Yok. Vallahi içerim. Burak da ben hiç yapmıyorum. Bizim mekana geliyordu mesela. Ne şu iyi bardak böyle. Sürekli paylaşım yapıyorum. Başkasının bardağı mı? Aynen. Şu an çıktığın biri var mı? Sevgilim. Var. O zaman söyleyeyim. Söyleyecektim bir şey de yazmayacaktım. Anlamaz söyle, ben merak ettim. Yok mu? Daha sevgilim kız YouTube videolarımı izlemiyor. Hayır. Yanındaki hatunun güzellik ve şeyine göre içiyorsun. Hatun kötüyse içmek zorundasın. Güzelleşiyor, içtikçe güzelleşiyor. Ama yorum yapamıyorum. Genelde doğru oluyor. Yenge izliyormuş, onu anladım. Yenge izliyor. Yenge izler. Anlıyor musun? Benden iyi yani. Bu açıcısından iyi. O gerçek. O zaman tamam, bu konuyu kapattık, başka bir konuya kavga geçelim. Konuyu kapattık, siyasi konuyu kapattık. Ben bir şey bakmıyor. En saçma cimrilik hikayesi. Cimrilik hikayesi. Aynen, şahit oldu neyse. Kendi adına da olabilir, cimrilik hikayesi. Ben eşi seviyorum, taktağı seviyorum. Mesela sana bir şey itelemek inanılmaz hoşuma gider, herhangi birine. Ya onun aldığım has yani fark etmez. Hani gideyim sen bana mesela burada Antalya'dayım, sana gel çorba ısmarlayacağım de 400 lira benzin parası vereyim ama o çorba harika geliyor. Bu şey ya, öyle felsefesi olanlar var ya, bedava şemsi olsun götürdü açılsın. Yani o kadar bir sabah şey. Sabah ne atmış biliyor musun bana? Ertan Malaban şeyinde Instagram'da bir post paylaşmış, işte gönderimize yorum yapın, şey yapın bilmem ne. Size işte bir tişört, bizim salonda da bir haftalık 700 tane yorum. Evet, vay babam. Bir haftalık da aldım hemen. Ertan'cığım. Hemen yazmış, beleş istemiyorum baba demiş, gidelim şuna. Tamam. Sabah anlat yani. Severim. Mesela benim bir yedi bir çil lafım. Acayip hoşuma gider. İki haftaya bir her arkadaşım bir RT'lerim öyle kardeşim bir yedi bir çil. Ama hesabı sen ödüyorsun, ben etten geldim yani. Ben ödüyorum da, yani ama oraya gidene kadar onların ödeyeceğini düşünüyorum. En azından mutlu gidiyorum. Hesapta sıkıntı yok. Ama bedavayı severim. Mesela bodyguardlık hayatım, o güvenlik görevlisi olduğum dönemde, şu anda öyleyse. Karşına çıkan böyle en aykırı bir tip. Lan dedin, dövüyorum adam bitmiyor dedin. Ya da adam çok sağlam çıktı, o bana iyi. Marmaris'te çalışırken Hollanda mekanında çalışıyordum ben, Rembrandt. Tek başıma güvenlik kurdum. Yani bir güvenlik ama içeride binlerce kişi var. Çünkü nasıl söyleyeyim, sadece sırf Hollandalıları alıyorlar. Ama muazzam bir mekan yani. Rembrandt diye. Hollandalılar da kavga ettiğim de bir sıkıntı işte ya. Aksine anlatayım sana.
gözünle falan yönetiyorsun. Çünkü yaş ortalaması böyle 18 ile 22 arası falan düşün. Bir tane çocuk geldi. 1.90 ya var ya yok. Şaşırtma, teksin. Yani. Dünyanın en uzun boylu ırk. Evet öyleymiş. Ortalaması. 1.90, 1.85, 1.90 civarı sarışın. Fizik falan iyi. Seninki gibi o yani. Fit bir çocuk. İşte boydan kaybediyorum. Çocuk içeri girdi. Bir yarım saat, 45 dakika sonra bir tane garson koşturdu, geldi. Abi dedi, yetiş, içerisi fena karıştı. Yani içerisinde öyle hani 1000 kişi falan diyorum da ben, 1000 kişi falan yok. Sezonun başı böyle. Yani, hatta bir kalabalık var içeride. İçeri bir girdim. Çocuk tek başına. Bir 6-7 kişiyi yerde saydım. Hadi indirmiş. Yani 6-7 tane indirmiş. Duvara yaslanmış böyle. Ben koşturdum şimdi o manzarayı görünce dedim bu durmaz bana da sarar şimdi. Tam kolu sıyırdım böyle yaptım. Stop dedim tamam. Ne oldu dedim. Anlamadım çünkü yani böyle. Herif durdu bir anda. Bir anda koştu gitti dışarıya. Zeka adammış. Abi zeka adammış. Zeka değil abi. Adamlarda Hollanda'da sistem şey. Yani güvenlikle kavga edersen. Yani ciddi bir şekilde, hani burada da gerçi bizim şimdi hiçbir güvenlik kendileri bozdurmaz. Ya vuruyorlar, ya bıçaklıyorlar. Kesin başına bir şey gelir eğer hani mekan böyle sağlam bir mekansa. Hiçbir güvenlik benim tabirimle kendileri kolay kolay bozdurmaz. Çünkü orada ekmek yiyorsun, hani orada bir darp alman demek senin. Orada patronların gözünde level kaybettin yani aşağı doğru düşüşün demek. Abi çocuk uçtu gitti yanımda. Ben de anlamadım. Ne oldu? Senden korktular. Vay anasını dedi. Daha gelişimden mi korktu dedim. Yok dedi. Yani. Hollanda'daki kültür bu. Yani eğer bu seninle kavga edecekse, sana bir şey yaparsa, sonunun kötü olacağını düşünüyor ki Marmaris'te hala öyledir diye tahmin ediyorum ben. Güvenlikler birbirine çok destekler. Yani sev sevme bir güvenliği. Eğer kavga ediyorsa, tek başınaysa, bütün o kapıdaki ekip, yani kapılardaki ekipler, oraya gider yardıma. Yani hayatına gördüğüm en sağlam çocuklardan biri oydu yani. Yani içeri girdiğimde böyle hala vuruyordu. Net böyle. Yani. Görüyor, pat vuruyor. Görüyor, pat vuruyor. Böyle Allah ne verdiyse değil. Ve duruşu, stand'ı falan hareketleri belli zaten. Yani çocuk kesin bir keyvan falan yapıyor yani. Severim öyle işte. Kaç kişi toksikliğin içinde yani. Benim çok sağlam bir çocuk. Yani. Gördüğüm en iyilerden biri diyebilirim. Yani. Bir de kazaklar olmuş. Kazak mı? Kırgız mı ne? Onu ben hani anlatıyorlar. Bir 6 tane milli takım nerede? Boksörü. Marmaris'te. Ha yine orada. Bir 35-40 kişiyi dövmüşler güvenlik. Ciddi misin? En son Almanya'da da aynı olay oldu en abi. En son 6 kişi vermiş. En son hani artık esnaf koşuyor, garsonlar koşuyor falan. Adamları bunaltıyorlar. Marmaris'i bilenler bilir Barlar Sokağı'nı. Barlar Sokağı'nın sonuna doğru, yani bitiş yerine doğru böyle bir ırmak var. Ordusu gibi bildiğin suya dökmüşler. Oradan aynen şeye atlıyorlar çocuklar. Irmağa atlıyorlar çünkü birkaç tanesi de hatta kalmış oradan. Kafalarda o nargile şeylerini patlatıyorlar çocukların. Böyle bir kavgayı da duydum sanırım. Böyle bir şey yaşamadım. Alanya'da o zaman iriymiş çocuklar yani çocuklar. İri değil, boksörler. Boksör. Profesör, milli boksörler. Alanya'da da aynı. Bu içlerinde Türk de varmış abi. Bildiğin yine burada Antalya'da mı ne, Alanya'da büyük maçlar varmış. Ona gelen gençler ama. Bunlara bulaşmışlar. 6-7 kişilermiş. Bak buna paralel bir tane anlatayım ben. Buyurun. O güvenlik olayı. Kuşadası'nda oldu böyle bir şey. 6 tane Almanya'dan gelen arkadaş böyle. Dövüşçü onlardı. 6 erkek mekana girmek istiyor, ben almıyorum güvenlik. Tartışma çıkıyor, herifler dövüyorlar tabii. O geliyor onu dövüyorlar, bu geliyor bunu dövüyorlar ama o kapıdaki güvenlik çocuğu bayağı ciddi bir pert etmişler yani. Çocuğu tanıyorum ben. Bayağı ciddi böyle çocuğu şey yapmış adam, salak olmuş çocuk dayak. Müşteriyi kesiyor, müşteriyi kesiyor kapıda. Abi en son o dayak yiyen çocuk fırlıyor dönerciye. Döner bıçağını mı alıyor? Döner bıçağını alıyor. Ben yanlışım yoksa benim, üçünün boynuna vuruyor döner bıçağını. İki tanesini kime öldürüyor. Vuruyor? Kazaklar İki tanesini mi? Yok hayır bu şey, Kuşadası'nda olan bu. Almanya'dan gelen arkadaşlar, Almancı demek istemiyorum ki kızıyorlar da, Almanya'dan gelenler değil ben. Onların olayı bu. Yani üçünü öldürüyorlar. Altı kişiler mi? Altı kişiler. İki üç tanesini sırtına, mırtına, bacaklarına falan. Tek bir tanesi mi? Bir kişi. O yüzden diyorum, bir güvenlik
kolay kolay kendini bozulmaz. Gittiğiniz yerde yani gerek yok. Gerek yok. Yani sonra şöyle olur hikayesi var ya. Bazen sonraya kalamayabiliyor işte. Ama tamam. Bitebiliyor. Tunç abi bir ara Kadir abi güzel bir şey vuracaktın falan diye. Yalan. Niye bana da söyledin? Seni her türlü vuracaktım. Ayarımı kaçtı. Yok sen yo, de... demedim arabada giderken yo. Kadir'i vuracaktım beni içeri almıyordu gıcıklığına falan. Sen bekle şurada falan diyor diye. Müşterim ya. Ben Umut abi vuracağım abi işte buradan kameralara da yani çok yakında hani çok yakın derken 10 sene 25 sene 35 sene hani bir ayağı tutmadığı zaman inşallah tekerlek insanlar ya muhtaç olduğu zaman intikamı alacağım. Peki ateşe mi düştün? Dua ediyorum. Ateşe mi düştün iyi misin? Ya abi o ayıp abi. Ayağımın morluğu 6 ay geçmedi. Babam tight giyiyorum zannet. Bak yemeğe diyorum ya. Buradan hani buraya. Şey. Abi böyle bir morluğu. Abi kendi geçirmiştir. Ya, ya o videoyu kim seyretse sen ne yaptın ki diyorum ya. Abi. Ben bir şey yapmadım. Harbiden bir şey yapmadım ya. Peki o bacak niye morardı abi? Nazar abi. Nazar değil mi? Nazardan morardı ya. Nazardan morardı abi. Başka hiç neyden? Ben harbiden bir şey yapmadım. Yaptın ya. Yok. Abim. Bir ay pipetle beslendim. Umut Hoca ile bir kere sparring yaptım. Onda da... Yumruğa orada sen kendin kafa vurmuşsun. Orada onu şey söyleyeyim mi bak. Bu bir de Ali var ya Ali. Ali'de de bunda da kontrol sıkıntısı vardı o zaman çalıştığımız dönemde. Tamam. Sert giriyorlar. Ali bir yumruk sallıyor. Hadi seni tamam. Sen buradasın diye Ali'nin arkasından konuşuyorum. Ali bir yumruk sallıyor. Bak yemin ederim eldivenin sesini duyuyorum. Yani. Hani denk getirse var ya harbi böyle bir tur atarım yani. Ali'ye bir tane. Kaburgası mı kırılmış? Kaburgası kırılmış. Kaburgası kırılmış. Ne kadar eğlenceli değil mi dostum? Buranın da çeneye. Çeneye de ben yumruk atmamış. Ya o yumruk atmamış, ben yumruğu atlamış. Abartısız, yemin ediyorum 15 gün böyle konuştum. Tamam. Biliyorum, beni de aradığında öyleydi. Merhaba, tamam. Teşekkür ederim. Çenemi açalım. Kaç sene önce bu? Oldu abi ya, 5 sene oldu. Abi yeni bir adam. 5 daha fazla. İlk geldiğim senelerde. Şeyde, o Carrefour'un üstündeydin abi. Tiktak. Evet. Fit Life'in yeni açıldığı zaman. Aynen. Kendimiz takılıyorduk orada. Evet. Ben seni o zaman da tanımıyordum. Yok abi. Yani... Belki de denk gelmişiz de denk geldik de öyle. Sen de geliyordun oraya. Zaten seni o zaman da tanışıyorduk canım. Bizim seninle 5G hikayemiz Carrefour'un ilk açıldığı zamanlarda var mı zaten? 5 sene. 5 sene. Ama biz 5G yapmıyorduk sen de. Arada böyle dönüyorduk, şey yapıyorduk, sohbet, muhabbet. Birkaç lapa tutuyordun. Şeye çok sarmıştık. Fonksiyonel çalışıyorduk. Evet. Fantama, evet, fantama. Ben onları hatırlıyorum mesela videolarımızı. Hızlı hızlı her şey yapıyordum. Mesela dün bir tatlı yedim, öz sütle bunu çıkarmam lazım diye videom vardı. Onu da hatırlıyorum. Öyle videom var. Sen hatırlamıyorsun ama öz sütle tatlı yemişsin, bunu çıkarmam lazım diye 10 dakikalık bir hiç durmadan yaptığın şey vardı. Bir yerde koşuyordum, bir yerde atlıyorum, tamam. Bir yerde kaldırıyorum. İyi bak, sen Instagram'da mı gördün? Bilmiyorum nerede gördüm. Sen yaptın ya bana, istasyon kurdum işte suçlayın. Hayır işte o niye böyle bir şey yapıyorsun diye yorum geliyor. Sen dedin ki dün öz sütle tatlı yedim. Abi şuna bak çek böyle bir ayak mı olur ya bu ayak. Daha da devam ediyor da şuna bak bir de diyor ki ben hiçbir şey yapmadım. Ya ne yapmak mesela ne yapmak istedim? Hayır motor çarptı mı dedi arkadaş. Ya gerçekten sana ne çarptı diye bak kaç tane. Geçmiş olsun motor kazası mı? O ne demek biliyor musun? Ne demek dostum? Akıllı. Akıllı ol. Ondan kondomu poşetine kafana geçirsin. Evet arkadaşlar bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Siz değerli izleyicileriniz. Evet tıklayın bu arkadaşa. Bu ve buna benzer video görmek istiyorsanız Burak Yılmaz. Tıklayın. Abi. Ya bir tane adam bir şey söyleyeceğim. Bu videoyu yayınlayacak mısın gerçekten? Sonra geliyor da benden selam söyler misin dedi. He ya bana da bir tane çocuk Makedonya'da ya Makedonya'ydı ya Arnavutluk'ta. Eğer bu yayınlanacaksa diye. Sevgili arkadaşımız Melih Furkan Dağgez'e tüm ekip adına çok selam söylüyorum. Ben de söyleyeyim ya bir tane kardeşimiz vardı ya Makedonya bir daha, bir daha ya yapmış. Yunanistan. Ona da selam Gül Aksoy'a böyle. Selam söylüyorum abi, sevgili Gül. Aynen ya söyleyelim Gül Aksoy'a selam söylüyorum. İran'dan Farah'a selam söylüyorum. Bunlar da şimdi götlerden başlayacağım hani. Dur. Abi söz verdiğimi de söyleyeyim. Bir de senin kuaförün ismi Viva. Sevgili Yusuf ve Ömer'e selam söylüyorum. Evet Ömer.
Adam bizi takip ediyor. Evet, onlar şey de yapıyor ama hakikaten emek harcıyor senin için. Yorum yazıyorlar falan. Yani, sağ olsun. O zaman yakında sana tıraş olmaya geliyorum. Gitme. Abi. Gidemezsin zaten. Niye? Mümkün değil. Bugün randevu alıyorsun. 4 gün sonra falan anca veriyor. Valla. Yani kalabalık olduğundan değil. Piç sadece piç o kadar. Yani şey değil yani. Abi yarım saat sonra gel. 3 saat sonra gel. Bugün bana diyor ki şey var diyor. Biri var abi diyor işte. Ben dedim ya acelem var işte. Mükayı gidecektik ya. Tıraş oldum falan. Ben de öyle şey işte. Orada biri bendi. Bendim o işte. Bunun yerini almışım. Aynen. Benim yerimi aldın. Bir de bomba. Normalde 3'te orada olacaktım. Tam dedim 2.30'da tıraş olur giderim. Abi dedi tamam şimdi gel, siz de beni aradınız ya erken gel diye. Sen tamam. Olmadın değil mi? Olamadım. Yani. Cuma namazını kılacaktı çocuk. Evet. Kendim fetva verdim. Onu dedim bak bunu dedim şeriat yani dedim. Normalde Alife gibi birini kıldırması lazım. Kafası karıştı. Hadi da görüşürüz. Yapacak bir şey yok. Antrenmana gidiyoruz.